Bugün 27 Mayıs 2017, Ramazan ayının birinci günü. Öncelikle bizi yeniden bir Ramazan ayına kavuşturan Yüce Allah'a şükrediyor. Ramazan ayının, öncelikle Manas Üniversitemizin bütün camiasına, Kırgızistan'ımıza, Kırgızistan'da yaşayan bütün Müslümanlara, Türkiye'mize, Türkiye'deki kardeşlerimize, İslam alemine hayırlar getirmesini gönülden Yüce Allah'tan niyaz ediyoruz. İnsanlığın kurtuluşuna vesile olmasını cani gönülden diliyoruz. Yüce Mevla'dan, Ramazan ayının feyzinden, rahmetinden ve bereketinden layıkıyla istifade edebilmeyi cümle müminlere ve içinde de bizlere nasip etmesini gönülden niyaz ediyoruz. Ramazan ayı 12 aylık bir yıl sistemi içerisinde Yüce Allah'ın çok özel önem verdiği ve içerisinde çok büyük rahmetlerin, bereketlerin bulunduğu bir ay. Öncelikle şunu söylüyoruz ki biz Müslümanlar için Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında izhar edilmeye başlandı. Dolayısıyla içerisinde Kadir Gecesi var. Kadir Gecesi ki içerisinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlı olduğu bizlere açıkça müjdelenmiş. Dolayısıyla bu ayı layıkıyla ihya ve idrak edebilirsek İnşallah hepimizin kurtuluşuna vesile olacaktır. Peki Ramazan ayında ne yapmak lazım? En başta temel ibadetlerimizden olan oruç, Ramazan orucunu tutmamız gerekiyor. Elbette bu sağlıklı ve oruç tutmaya müsait olan müminlere farz olan bir ibadettir. Bizler de Yüce Allah'a şükrediyoruz ki Ramazan ayında Ramazan orucunu tutacak sağlık ve sıhhati bizlere nasip etti. Bugün birinci gün ve hepimiz için bir bayram. Oruçluyuz. Peki oruçlu olmak ne demek? Elbette bedeni olarak meseleye bakacak olursak, günün muayyen bir süresinde yemeden, içmeden ve bazı nefsani arzulardan uzak kalmak demek. Peki bununla da yeterli oluyor mu? Sadece bu kadar mı? İşte meseleye oradan bakalım. Biz oruçluyuz dediğimizde esasen bütün kötülüklerden uzak kalmak için yola çıktık demektir. Ramazan ayında şeytan ve şeytanın işbirlikçilerinin Müslümanlara, müminlere kötülük yapması için engeller koyulduğunu biliyoruz. Ama biz mümin ve Müslümanlar şeytanları ve şeytanların işbirliklerini azdıracak, onlara cesaret verecek tutum ve davranışlardan da uzak olmalıyız. İşte oruç bize bunu söylüyor. Elbette oruçluyken her zaman bütün ilişkilerimizde hoşgörüyü, yardımseverliği, merhameti en başta tutmamız gerekiyor. Kötülerden ve kötülüklerden uzak kalmamız gerekiyor. Elimizden de, dilimizden de, hatta aklımızdan da kötülükleri asla geçirmememiz gerekiyor. Hatta sevgili Peygamber Efendimiz'in güzel bir hadis-i şerifi var. Buyuruyor, eğer size birileri oruçluyken bir kötü muamele yaparlarsa, siz onlara sadece ben oruçluyum deyin ve başka bir şey söylemeyin diyor. Dolayısıyla bize düşen, Ramazan ayında Ramazan orucu tutarken örnek bir Müslüman ve mümin olarak bu ibadetin bütün faydalarını, feyzini, erdemini insanlara gösterebilmek olmalıdır. Dolayısıyla bizim Ramazan orucunda maddi tarafında olduğu gibi manevi tarafına da büyük önem vermemiz gerekiyor. Tabii ki ibadetlerimiz var. Bu ibadetlerimizi aksatmadan yerine getirmemiz gerekiyor. Ama onunla beraber Ramazan orucumuz aslında mesela şimdi sıcak yaz günlerinde oruç tutuyoruz. Ortalama diyelim ki 17 saat oruç tutuyoruz. Bunun için tutuyoruz. Kendimize açlık, susuzluk çektirmek için tutuyoruz. Bazı işte arzu ve isteklerimizden uzak kalmak gibi bir sıkıntıyı yaşamak için mi tutuyoruz? Hayır. Öncelikle unutmayalım ki Ramazan orucunu biz Allah rızası için tutuyoruz. Yüce Allah şöyle buyuruyor. Ramazan orucunun sevabını sadece ben veririm diyor. Ve dolayısıyla biz eğer Allah için oruç tutarsak bilelim ki o mükafatı da Yüce Allah'tan olacaktır ve onun mükafatı sonsuzdur.
Öncelikle buradan başlayalım. Kullukla. Demek ki esasen Ramazan orucu bizim Yüce Allah'a olan kulluğumuzun en güzel örneklerinden birini teşkil ediyor. Peki kul olmak ne demek? İşte buradan bakacak olursak elbette ki kul olmak, Yüce Allah'ın rızasını kazanacak işler yapmak, emrettiklerini yapmak, nehyettiklerinden uzak kalmak demektir. Ramazan'da biz aslında gönülle, istekle, kendi arzumuzla diyoruz ki biz Yüce Allah'ın rızasını kazanmak için emrettiklerini yapacağız, nehyettiklerinden uzak duracağız. Bu bize ne getiriyor? Bu bize aslında sağlam bir irade getiriyor, kararlılık getiriyor. İnandığımız bir davanın, inandığımız bir fiilin arkasında durmamızı gerektiriyor. Dolayısıyla aslına bakarsak 30 günlük Ramazan orucu bize bir yıl boyunca sürecek temiz, düzgün, iyi, insanlar için faydalı, merhametli, sevgili, hoşgörülü bir hayatın da garantisini oluşturuyor. Öyle ki aynı zamanda kararlılığı da bize gösteriyor. Tabii aynı zamanda yardım duygularımızı da ortaya çıkartıyor. Biz aslında kısa bir süre için aç ve susuz kalmak gibi, bazı isteklerimizden uzak kalmak gibi bir iradeyi ortaya koyduğumuz zaman esasen yoksullukla, yoklukla, belki hayatı boyunca her zaman açlık ve susuzluk çeken, yokluk ve yoksulluk içerisinde kendisi ve ailesiyle çok çileli hayat yaşayan insanları da düşünmek, yeniden onların haline ve hayatına bakıp nasıl katkıda bulunabileceğimiz noktasında kendimizi mesul tutacağımız bir zamana girmiş oluyoruz. Çok kıymetli kardeşlerim, bugünkü dünyada iyilik ve kötülük, varlıkla yoksulluk bir arada gidiyor. Ve insanların büyük çoğunluğu aslına bakarsak haksızlıklarla, kötülüklerle, yoklukla ve yoksullukla büyük çile içerisinde yaşıyor. Dünyada büyük zenginlikler var ama aynı zamanda dünyada insanlar çok büyük bir sıkıntı ve bunalım içinde yaşıyor. İşte Ramazan ayında biz bütün bunları düşünmek ve öncelikle kendimizi terbiye etmek. Düzgün, temiz bir hayatı yaşayan, güvenilir insan olmak için Ramazan ayından ve orucundan yararlanmalıyız. Sonra ailemize çok faydalı olmalıyız. Annelerimizi, babalarımızı, akrabalarımızı, çocuklarımızı, torunlarımızı düşünmek ve onları bu temiz hayatın içerisinde bir yerde kendi katkılarıyla iyi bir geleceğe hazırlamak için çalışmalıyız. Sevgiyi, şefkati ve merhameti ailemizin temel bağları olarak görmeliyiz. Yardımlaşmayı ve dayanışmayı en üst seviyeye çıkarmalıyız. Tabii ondan sonra toplumumuza yönelmeliyiz. Toplumumuza da yine aynı şekilde sevgi ve şefkat, merhamet ve dayanışmayı öne çıkartmamız gerekiyor. Biz eğer toplumda huzur istiyorsak, bilelim ki huzur herkesin hakkıdır. Dolayısıyla biz sevgiyle, merhametle, şefkatle, yardımla, dayanışmayla, birlik ve beraberlik ruhunu canlı tutabiliriz. O da bize huzuru getirir. Ramazan ayı bize bunu söylüyor ve bunu teşvik ediyor. Dolayısıyla Ramazan ayında aslında hem kişinin kendisine, hem ailesine, hem içinde yaşadığı topluma, hem İslam dünyasına ve hem bütün insanlığa mesajlar vardır. Biz bütün bunları yaparken bütün insanlığın kurtuluşunu da Yüce Mevla'dan diliyoruz. Dolayısıyla iyi bir Müslüman eğer oruç tutuyorsa bütün iyilikleri bedeninde ve davranışında, düşüncesinde ve ruh halinde göstermek durumundadır. Dolayısıyla bir Müslümandan hiç kimsenin zarar görmeyeceğini bilmesi ve sevgili Peygamber Efendimizin bir başka sıfatında olduğu gibi emin olunması gerekmektedir. Biz Ramazan ayında nefsimizi terbiye edelim, şeytandan ve onların işbirliğinden uzak duralım, Yüce Allah'a layıkıyla kulluk yapmaya çalışalım ve bu hal ve davranışımızı öyle bir şekilde bir ay boyunca sürdürüp güçlü bir kazanım elde edelim ki ondan sonraki 11 ayda da aynı davranış ve aynı tutumla ve aynı anlayış ve yaşayış biçimiyle örnek Müslümanlar olarak toplumumuza ve insanlığa
hizmet edelim. Ramazan ayımızı bu duygularla tekrardan tebrik ediyorum. Yüce Allah hayırlara vesile kılsın. Layıkıyla idrak edip hoşnutluğunu kazanmayı bütün Müslümanlara ve bizlere nasip etsin. Ramazan ayımız mübarek olsun.